Bu koltuk bitti. Birazdan bu koltuğu da süpüreceğim. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Gelsin. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun değil mi? Camları siliyorum. Televizyon niye burada? Nasıl yani? Şöyle beri çekseydin de öyle yapsaydın. Yo, buradan başladığım için şimdi biraz ama sonra... Ama televizyonu damlamış paket. Yok, orayı tozunu almadım ya. Yaptın mı sen pencere kenarlarını? Şuraları terledim. Evet, terlen güzel duruyor. Hala siyahlık var. Ha? Siyahlık var. Nerede? Neresinde? Arkayı yaptın mı? Yok, arkalardır ya, daha yapmadım. Önce arka yapılmıyor mu? Şimdilik şöyle bir kabasını alayım dedim, ondan sonra öyle geçeceğim. Kabasını alan insan terlemez ki. Ya sonuçta şöyle bir alayım dedim terlen. Kabasını alan insan terlemez evet, derken. Evet, arkadan başlaması gerekiyor. Kendini o kadar met edip de yanlış bezleri kullanması, yanlış yerden başlaması, kabasını alıyorum deyip de aslında direkt silmesi. Bunlar çok büyük yanlışlardı. Yavrucuğum, önce bir terliyorum. İz kaldığı tamam, zaman şöyle bir alıyorum. Bir saniye, ben şunu öğrenmek istiyorum. Hı. Sen şimdi bu suyla terliyorsun. Evet. Peşine bu evet. Bezle siliyorsun. Ondan sonra kuruluyor mu? Ya evet, cam suyu sıkıp, cam suyu sıkıp onunla da kuruladı. Bu ne? Bu ne oluyor canım benim, ben zaten ben... önce bir alıyorum. Sonra ben evet şey böyle şey mi? Yapıyorum. Sen siliyorum, kabasını almıyorsun. Sen siliyorsun, ben sana söyleyeyim de sen kuruladın. Yok yok. Hayır, kurulmadım. Doğru söylüyorum. Kuruladım. Evet, doğru söylüyorum. Kuruladım. Peki kabasını aldığı camı niye kuruladın? Insan, yani kabasını alıyorsan niye sonra kuruluyorsun? Sonra üstünden bir daha alacağım. Çünkü çok yok, şeyler siyah yani. Alacağım. Şu an ben dediğim için alacaksın. Hayır, kesinlikle kabul etmiyorum. Ay, bir kere televizyonun burada durması da çok saçma. Elinin altında. Nimetciğim. Tamam tamam. Ama şu an şöyle yani şöyle bir şey ön tarafında çok pislik vardı ondan dolayı. Hayır, sonuçta ben yine şey evet ıslattım, kuruladım. Ha. Yalan söylemiyorum, lafımın arkasını ama bir daha alacağım. Nimet'in cam silmesini hiç beğenmedim. Yani çok karışık bir temizlik yaptı. Bana kabasını alıyorum dedi. Bence onu da erteletmeye çalıştı yani. Kesinlikle geçiştirdi. O bayağı sildi, kuruladı hatta. Kuruladı şeyin üzerine insan bir daha niye silsin mantık. Tamam, siz göreceğinizi gördünüz mü? Gördüm. Tamam, bırakın yine tamam devam etsin bakalım nasıl kolay sizce? Gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. Kadi Bey kolay gelsin. Sağ olun. Tamam, tamam. Gelsin. Şöyle bir kabasını alayım ben. Sen gel şimdi buraya gel. Gel. Sen şimdi onların yanında niye öyle bir şey yaptın? Ha? Şimdi yalan mı söylüyorsun? Peki sen şimdi niye camı terleyip üstleyip ondan sonra kuruluyorsun? Camı terlemedim. Alıyorsan... Camın kenarlarının tamam. Bir kabasını alayım niye bir daha dedim. Kuruluyorsun? Camı siliyor musun sen şu anda? Kabasını mı alıyorsun? Ya kabasını alıyorum, sonra üstünden bir daha geçerim Kadir Bey. Tamam işte onlara niye demiyorsun o zaman? Hayır, ben camın kabasını alıyorum, camı silmiyorum. O ne alaka? Yani oynayayım mı onlar gibi? Ama sen kendin camın kabasını aldığını bilmiyorsun. Sen camın kabasını almıyor musun? Öyle daha bitmedi musun? Ki. Tamam, kabasını tamam, aldıktan ha. Sonra... Bunu niye onlara diyorum ispatlamıyorsun? Demiyorsun ki hayır ben camın kabasını alıyorum. Niye üstünde ama durmadın? Ona yani şaşırdım. Ama yani kuruladım yani sen o yüzden. Sen üstünde durmadığın için ben de seni savunamadım şu kuruladım. Anda. Kuruladım. Nimet ablanın cam silme tarzını beğenmedim. Çünkü camı direkt ıslak bezle sildi ve öylece bıraktı. En azından camı bir kurulamasını beklerdim. Kurulamak yerine dibini al çık. Doğru, deterjan sıkabilirsin, terleyebilirsin. Kabasını alırken deterjan sıkılmayacak diye bir şey yok. Ama sonradan tekrar sileceksin camı. Ha evet. Göreceğiz bakalım cam temiz olacak mı olmayacak mı? Hadi bakalım. O ne öyle Kadir? Ay iğrenç bir şey, sus, midem bulandı. İçi doldurulmuş hayvan derisi gibi. Şekli de iğrenç. İnsan buna başını bile koymaz. Şuna bakar mı, ne kadar kötü bir şey. Rakiplerinin ziyaretinden sonra iyice hırslanan Nimet Hanım tüm gücüyle koltuk silmeye girişiyor. Salonda benden iyi puan alması için kesinlikle koltukları silmesini bekliyorum. O koltuktaki lekelerin çıkmasını bekliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Nasıl gidiyor Nimet Hanım? Güzel gidiyor. Şimdilik koltuğa başladık. Hmm. Koltuk çok eski olduğu için lekeler bayağı bir uzun süre kalmış, çıkmıyor. Koltuğu kapatır mısın? Tamam. Sildin mi burayı şimdi? Ha sildim ama biraz üstünden bir daha geçeceğim. Çünkü bayağı bir şey çıkmayan leke bu. Sevda, bu lekeler çıkar mı? O lekeler çıkar Kadir Bey. Çıkar. Kesinlikle çıkar o ben lekeler. Ben bu lekelerin çıkacağını düşünmüyorum. Hayır.
Mesela belirli yerlerinde çok lekeler vallahi var. Belirli yeri bilmiyorum ama bak şu anda şurası bariz yani, evet. Çamur. Burası çıkar mı sence? Çıkmaz. Sana soruyorum. Kadir çıkar Bey çıkar. Çıkar. Uğraşsa tamam. Çıkar. Beni o zaman. Hani? Gel gel. Nasıl uğrar? Bir şey diyeceğim. Ya Allah aşkına bir gel. Şey ben diyeceğim. Senin lekeni nasıl çıkardım koltukta? Sen de şunu çıkarsana. Tamam hadi. Gel. Gel deneyelim. Önce gel. Sık şuraya. Tamam. Sen göstermene gerek yok. Ben biliyorum tamam. Zaten. Tamam. O yüzden görmedin lekeyi. Koltuğundaki görüyor. Lekeyi. Sil Sevda. Sen çıkar mı? Bu, bir kere bu koltuk bezi mi? Çünkü koltuklar... Nasıl? Bu koltuk bezi mi? Ben evet onu aldım temiz olduğu için. Kadir Bey koltuk bezi mi? Yani isterse silsin ama koltuk bezimiz ayrıyetten var tırtıklı olan. Onunla silmesi gerekiyor. O bezi alabilir miyim? Sen o bezi al gel. Şimdi daha önce yarışmadığı için o tırtıklı bezi bilmeyebilir o yüzden. Benim elimde o zaman silerken dikkat edecekti Kadir Bey. Peki. Sen peki neden lekeni çıkartamadın o zaman? Onunla o güzel siliyorsa. Kusura bakma ben lekelerimi çıkardım. Ama beni, önünde bas bas beni, bağırıyordu. Ben beni buradayım, ben buradayım diyordu. Kesinlikle katılmıyorum. Çünkü neden be ya? Hayır, benim tamam. Dur bir sessin, bir sessin. Dur hadi dur. Benim koltuklarımın kumaşı seni, hadi. Eski bir kumaştı. Bunlar hayır, eski bir kumaş tamam, değil. Tamam, şu lekeyi çıkar. Diyeceğim ki gel, Sevda. Bir sessin, ha bir sessin. Haklı. Kadir Bey çıktı mı? Bak şurasında iz kaldı. Çıktı mı? Ya o, tamam çıkıyor ama o kadar çıktı fazla. Çıktı mı arkadaşım? Yani çıktı. Çıktı ben bugün. O kadar fazla bir şey yapmıyor çıktı yani. Çıktı mı? Koltuktaki leke çıktı. Çıktı ama mı? Ama şurada iz şey kaldı. Mı? Ama orada kaldı. Kenarları kalabilir, çıktı mı? Şimdi gördüm ben. Sen bu bezi ver. Bir koltuğu silmemiştim ki daha. Sen ilk önce koltuğu sileceğin bezi doğru seç. Ondan canım benim, ben yarışmadığım için bilmiyorum ki yani nasıl sen, bir tırtıklı bez. Sen, çok güzel. Sen de yaptın gördük gününde. Ben bir şeyi iddia ettiysem altını doldururum. Çıkar dediysem çıkar. Sevda bence önce kendi evindeki iddialarının altını doldurmalıydı. Tamam koltukta çıkacak lekeler vardı ama zaten Nimet ablanın silmesine fırsat vermedi. Koltukta çıkmayacak lekeler de vardı zaten. Nimet abla elinden geleni yapmıştır. Kadir Bey peki bir şey söyleyeceğim. Nerede gördüm? Bunlar çıkacak mı? Onlar çıkmaz. Suni deride tükenmez kalem asla çıkmaz. Krem alabilir miyim? Krem getirin. Krem, Sevda bugün krem, çıkmayan krem, lekeleri çıkartıyor. Kendi iddiasının altını bile dolduramıyor. Temizlikten anladığını düşünüyor. Ama fakat temizlikten anlamıyor. Sevda o çıkmaz. Şey, her şeyi biliyorum demekle olmuyor. Şey mi o tükenmez kalem evet. Çıkmaz. Duvarda olsaydı yine böyle tellerdik, ederdik ama gel. Çıkardı. O çıkmaz Sevda ya. Tamam. Keşke bunu Sevda kendi gününde yapsa. Vallahi dört verdim sana kız. Sevda ilk lekeyi çıkardı. Evet çünkü çıkacak bir lekeydi. Ama ikinci lekenin çıkmayacak olduğunu bildiği halde neden o lekeyi çıkarmaya çalıştı? Tamamen gösteriş amaçlı. Benim günümde ben temizlik yapmasını gayet de iyi biliyorum. Senden daha güzel temizlik yapabilirim diye bana iddiada bulundu. Tamam müsaade et göstersin onu o zaman. Haydi buyurun sizi alayım dışarıya. Pantolonun hep krem ederiz. Oldu bu arada. Oldu bir sinir ben onu. Hadi güle güle. Sen misin onun koltuğunu tırnağıyla kazıyan? Şimdi o da gelip ama tırnağıyla bizi canlı daha bitirmemiştim ki. Sen de onların yanında kuracağın cümleyi onlardan sonra kuruyorsun. Onların yanında desene daha ben koltuğu silmedim hayır, diye. Hayır sildim. Niye öyle dedim yalan konuşuyorsun? Şimdi niye diyorsun ki ben daha koltuğu silmedim? Silmedim ki. Ya üstünden aldım mı detaylı olarak yapmadım. Sen ne dediğini duyuyor musun? Ay başım döndü Kadir Bey ya. Yapamayacağım korkusu, yapamayacağım endişesi vardı Nimet'te. Yaptığı temizliğin üzerinden de başa çıkamayacağını anladığı için bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.